arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle 4 motiften oluşan güzel bir çantayla birlikte olacağız motiflerimizi önce birer birer örüyoruz daha sonra birleştirme işlemini tamamladıktan sonra arkasını düz bir şekilde örüyoruz şöyle bad ekipim vardı ben bad kipimi kullanarak arkasını böyle renk çalıştım daha sonra şöyle bakınız kenar çerçevesini hem önü hem de arkayı ağız kısmını çantamızın çalıştıktan sonra püskülümüzü ve bağcık kısmımızı örerek tamamladık ve şöyle yanına da güzel bir süsleme çalışması yaptık. Şöyle e, otantik güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle bu çalışmamızı yaparsınız. Sizlerden ufak bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet şimdi kolay gelsin diyerek bu güzel çantamızı başlayalım. Tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. Dilediğiniz hangi iple ne varsa elinizde kalan parça iplerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Yine arkasını... Ben e, bu şekilde ipim badikti ama sizlerin elinde normal ip varsa öndeki motiflerden kalanlarla yine sıra sıra kilim çalışması da yapabilirsiniz. Düz trabzanımızı tamamen hayal gücünüzle bu güzel çantamızı örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Sihirli halka yaparak motifimizi başlayalım. Şöyle ipimi üstten alıyorum parmağıma doladıktan sonra altından geçiriyorum çarpımı yaptıktan sonra elimle tutuyorum çarpının bulunduğu yerden tığımı girdiriyorum ipimi alıp bir tane zinciri burada çekerek burayı sabitliyorum sonrasında parmağımdan çıkarıp altından giriyorum halkamızın ve 8 defa sık iğne örüyorum bu ilkiydi 1 zincir sonrası 2 3 Kalan iplerimizi mutlaka değerlendirelim. Böyle küçük örmek için özellikle. 1 2 3 4 5 1 metre bile olsa ipimizi lütfen zayi etmeyelim. 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi ördüm. Halkamı kapatıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. İpimi arkaya geçirip başlangıçtaki bölümüme gelerek batıyorum ve şöyle kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum bir sonraki sık iğnemi batıyorum bir ve bir tane daha iki defa batıyorum bakın giriyorum 2 her bir bölüme yani her bir sık iğnemi iki defa örüyorum. Bir, iki, bir, iki. Çevire çevire toplamda 16 sık iğne ulaşıyorum. Başlangıçta bir tane örmüştüm. Oraya da batıyorum. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane sık iğnemiz ördükten sonra bakın kalan küçük parça ipimle örmüştüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Eğer ipiniz uzunsa yine bir zincir çekip ipimizi keselim. Diğer rengimize geçmek için. Buradaki sihirli halkanın başlangıç ipini yine güzelce sıkıştıralım. Sonrasında alttan şöyle gizleyelim. Bir tane de düğüm atalım zincirimizde bakın. Bunu yapmazsak açılabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Evet 16 tane sık iğne ile motifimizin göbek kısmını tamamladık. Şimdi ikinci rengimizi geçebiliriz. Mavimi ikinci renk olarak kullanacağım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle çiçeğimi öreceğim bölüm mavilerden olacak. Önce çiçeğimizi örmeye başlıyoruz. Pembelerimizi daha sonra öreceğiz. İki ipi aynı anda yürütmeyeceğiz. Birer birer öreceğiz. Bir tane zincirimi çektim ve göbek kısmını alıyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Nereden istersek şöyle batıyorum bir tane sık iğnemi bulunduğu yere battım sabitleniyorum bunu bir sayıyorum 2 3 3 tane zincir çektim bağlantımla birlikte aynı yere iki tane daha trabzanım örüyorum bir defa dolayıp iki defa da çekeceğim şöyle gizleyelim zincirimizle birlikte iki oldu aynı yere bir defa daha örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını yine bir defa doluyorum. Sıradaki sık iğneyi atlayıp diğer sık iğneme batıyorum. Bu sıramızda bir atlayıp diğerini öreceğiz. Bir atlayıp diğerini örerek yine 8 tane çiçeği oluşturacağız. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 8. Bir tane atladım. Sıradaki sık iğneme giriyorum. Başını dolamıştım. 1, 2. Aynı yere giriyorum 1 2 aynı yere üçüncü kez giriyorum 3 tane trabzanım örüyorum araya 1 2 zincir çekiyorum doluyorum bir atlayıp ikincisine batıyorum ve aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum bir doluyorum aynı yere batıyorum 1 ve 2 doluyorum aynı noktaya 1 2 3 tane trabzanımı ördüm yeniden 1 2 zincirimi çekiyorum bakın bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum başını doluyorum ama bir atladım ikinciye girdim 1 2 ve 3 3 trabzanım ördüm araya 2 zincir Tam başını doluyorum. 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 ve 3. İpimizi de şöyle alttan gizleyelim. 2 zincir. Tekrar 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. İplerimizi şöyle gizleyelim. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir atlayıp 3 tane trabzan. larımızı örerek geldik. Toplamda 8 tane grubumuzu oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle arkasını da çevirelim. İpimizi gizleyip keselim. Kötü görüntü olmasın. Şimdi 8. kutumuzu ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçta 3 zincirle gelmiştim ilk trabzanımı oluşturmuştum tepesine batıyorum şöyle kaydırarak ilmeğimizi buraya bağlıyoruz ve şöyle uzatıyorum ilmeğimizi kaydırdıktan sonra diğer rengimize geçebiliriz beyazımızın bulunduğu noktayı ördük şimdi yeşillerimizin olduğu noktayı ben pembe rengimle örmeye başlıyorum ilmeğimiz biraz büyük bırakalım büyük bir şekilde kalsın Yeni rengimize bir tane zincirimi çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerden, ipimi uzattığım yerden e, olmasına gerek yok. Herhangi bir yerden başlayalım. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Atlamış olduğum bakın şöyle atladım. sık iğneler vardı. Bu sık iğneler üzerinde işlemimizi yapacağız. Giriyorum. Bakın önden girdim. Bağlanıyorum ipimi şöyle düzeltiyorum 1 2 2 tane zincirimi çektim ve Şuradaki zincirimizin bulunduğu noktadan alttan giriyorum ipimi alıyorum zincirim arada kalacak şekilde bir tane daha zincir çekerek bağlanıyorum Şuradaki ipimizi hemen arkaya alalım bağlantı yerimizi kötü görünmesi daha hemen gizleme işlemlerimizi de çalışalım. Birkaç kere daha gizleyebiliriz. Şöyle kesiyorum. Evet. Bir tane zincirden oluşan trabzanımızı ördüm. Zincir çekerek devam ediyorum. 1 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. 3 trabzanımın üzerinden atlıyorum. Ve bir tane boş olan griğimize önden giriyorum. Tığımın başında doluyorum. Bakın önden şöyle giriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Başını doluyorum. Alttan şu şekilde giriyorum. İpimi alıyorum pembemi. Bir defa örüyorum. İkinciye ise şuradaki iki zincirimin altından giriyorum alıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum önden atladığım bir sık iğne içerisine şöyle giriyorum İpimi alıyorum doladığımı örüyorum daha sonra zincirimin altından giriyorum geçiyorum kapatıyorum araya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Bir tane atladığım sık iğneye giriyorum. Doladığımı örüyorum. Zincirimin altından geçip hepsini kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Diğer ipimiz ve ilmeğimiz arka tarafta kalıyor şöyle. Tığımın başını doluyorum. Yine araya önden giriyorum. Doladığımı örüyorum. Alttan zincirimin giriyorum. Hepsini kapatıyorum ikinci defada. 1, 2, 3, 4. Bir defa daha yapalım. Doluyorum. Giriyorum. Doladığımı ördükten sonra zincirimin altından geçip hepsini kapatıyorum. 1 2 3 4 işlemimizi kalan trabzanların kenarlarında da tekrarlayalım son trabzanın kenarındayım 4 tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki bakınız şurada zincirin altından girdiğim yere geliyorum batıyorum ipimi alıp ilmeğimi kaydırıp tekrar uzatarak bırakıyorum pembe sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Yeşilimizde çalıştığımız ilk yerimiz bakınız. Birer birer çalışacağımız söylemiştik. İki renk aynı anda örmüyoruz. Birini bırakıp birini örüyoruz. Şimdi pembemi bırakıyorum. Mavi rengimi tekrar örmeye başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Arkadan 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle ipimi arkaya doğru alıyorum. Bakınız pembenin üzerine kesinlikle örmeyeceğiz. Şöyle çıkarıyorum. Bunu burada olmasına takılmayalım. 3 tane olan trabzanı bu sıramızda 4 trabzanı çıkaracağız. Zincirimi çektim. Ortadaki yani ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve pembe ipimi arkaya alıyorum. Üzerine kesinlikle örmeyeceğiz. 1 2. Bir artışımı aynı yere batarak yapıyorum. 1 2. Toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Ve diğer trabzan üzerine batarak 4'e ulaştırıyorum. 3'tü bu sıra 4 olacak. Araya mavilerimizin arası hep 2 zincir şeklinde devam edecek. Pembelerimiz birer artış gösterecek. 2 zincirimi çektim. Pembemi arkaya doğru alıyorum. Bakın burayı da örmedim. Lütfen buna dikkat edin. Ve temel püf noktasından birisi burası. Tekrar pembemi arkaya alıyorum. 3 trabzanı öne çıkarıyorum. 2 zincirden sonra tığımın başını bir defa dolayıp birinci trabzanıma gelerek batıyorum. Örüyorum. Tekrar doluyorum. İkinci trabzanımı 2 iki defa örerek artışımı yapıyorum. Yapraklarımız yani çiçeklerimiz yukarıya doğru büyüyor bu şekilde. 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. Son trabzan üzerine batıp 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum iki zincirimi çekiyorum diğer yuvaya şöyle trabzanım öne alıyorum pembeyi arkaya ilk trabzanı örüyorum ikinci trabzanımı iki defa örüyorum bir aynı yere batarak iki toplam üç oldu ve dördüncü trabzanımı üçün üzerine örüyorum araya iki tane zincir bakın arkadan şu şekilde görünecek pembeleri gönderiyoruz arka tarafa. Bir kez daha birlikte yapalım. Alıyorum. İlk trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı iki defa örüyorum. Aynı yere batarak. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Toplamda 4 trabzanım oluyor iki zincirimi çektim yine atlıyorum 1 ikinci iki defa örelim ve son 4 araya iki tane zincir yine bakın ipimiz burada öne doğru itiyorum ve birer birer sadece ortadaki trabzanıma iki defa batıyorum ve bu sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz önden böyle görünecek arkadan ise pembeler kesinlikle örülmeyecek püf noktamız son olarak grubumuzu tamamladım iki zincirimi çektim başlangıçtaki üç tane zincirimizin üçüncüsüne giriyorum ilmeğimi kaydırarak geçirip şöyle uzatıyorum ve mavimizde bir tane artarak dörder trabzan arada da ikişer zincirimizde oluşan sıramızı tamamlamış oluyoruz. Yeniden pembemizin olduğu sıramızı örmeye başlayabiliriz. Tığımı önden geçiriyorum, arkaya takıyorum ilmeğimizi. Bir, iki, iki defa ördüm. Ön tarafı alıyorum, üçüncüyü kapatıyorum. Zincirimizi de kapadım. Tekrar yapmak istiyorum, burası önemli ilmeğim bakınız şu şekilde duruyor. Bir, iki zincirimi çektim. Öne doğru aldım ve zincirim arada. Burada mavileri arada örüyoruz. Kapatıyorum. Toplam üçte kapadım. Burada bir tane olan trabzanımızı yine yanına bir daha örerek iki trabzan sayısına çıkarıyoruz. Birincisi zincir, ikincisi trabzan. Atıyorum, dibine geçiyorum. İçten örüyorum. Bakın içten üstünü sonra çıkıyoruz. Bir örüyorum. ikinci de tıpkı biraz önceki yapmış olduğumuz gibi hepsini aynı anda kapatıyorum. Arada zincirimiz var. Bir önceki zincirimiz 4'tü. Bunda 5 olacak. 1 2 3 4 ve 5. Tığımın başını doluyorum. Önden giriyorum. Bakınız önden. Lütfen buna dikkat edelim. Bir örüyorum. İkincisini mavimle birlikte örüyorum. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Doladığımı örüyorum. İkinciyi mavimle birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Motifimin önden pembeye batıyorum. Birini örüyorum. İkincisini mavinin altından girip kapatıyorum doluyorum. Önden aynı yere batıyorum. Bir ikinci mavi ile örüyorum. Mavi kavrayarak. Bakın şuradaki yeşilimizin olduğu bölümlerimizi burada pembemizde yapmaktayız. 5 zincir zincirimizi çektikten sonra yeniden bakın ilmeğimi böyle doğru bırakıyorum önden girip 1 ve 2 iki. doluyorum ikinci kez artarak yukarıya çıkıyoruz bakın 5 zincir sıramızı 5 zincir 2 trabzan şekliyle tamamlayalım 5 zincirimi çektim başlangıçtaki zincirimin tepesine gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve uzatıyorum tekrar mavi rengimizi örebiliriz ilmeğimin olduğu yere geçiyorum bakıyorum tığımı ilmeğimi geçirdim 1 2 3 kapatıyorum şimdi burada 4 tane trabzanımız vardı İlkini ördük bir tane artarak 5 tane trabzan sayısına çıkaracağız birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum 3. 2 defa örüyorum. 3. Aynı yere bir daha batıyorum. 4 oldu. Ve sonra 5. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu. Aradaki 2 zincirimiz hiç değişmiyor mavi rengimizde. Yani papatyalarımızda değişmiyor. Kenar boşluklarımız değişiyor. 4 tane trabzanımızı. ilkini örüyorum. İkinciyi örüyorum. 3. ü 2 defa örüyorum bir aynı yere bir daha batıyorum sonuncuyu toplam 5 tane trabzanımız araya 2 zincir ve bakın burada pembelerimiz hep arkaya doğru alıyoruz 1 2 3. iki defa örelim 4 oldu beşinciyi örelim. Araya iki zincir şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız pembelerimiz örülmeyecek. Buna dikkat edelim. Şöyle tamamlayalım. Beşer trabzanla ördüm. İki zincirimi çektim. Şimdi papatyamızın son sırasını öreceğiz. Şimdi pembeyi örmeden tekrar e, mavi rengimizle örmeye devam ediyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz boyutlu kısmı bu sıramızda öreceğiz. Bakın boyutlu kısmımız şöyle. 2 zincirimi çektim. Birinci trabzanımı birleştiriyorum. Ve görmüş olduğumuz bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Artık son olarak bu sıramızı bu renkle son olarak örüyorum. Şöyle sık iğnemle batmıştım. Tığımın başını doluyorum. Birinciydi bu. İkinci, üçüncünün üzerine gelerek batıyorum ikili trabzanım örüyorum tekrar başını doluyorum aynı yere ikinci kez bir tane daha ikili trabzan örüyorum aynı yere bakınız iki defa başını doluyorum aynı yere bir iki üç defa da ördüm trabzanımı çıkarıyorum tekrar bir doluyorum aynı yere bir tekrar aynı yere bir defa doluyorum örüyorum ve kenardaki en sondaki sık iğnemin yani en sondaki trabzana sık iğne batıyorum buradaki yapmış olduğumuz işlem birinci sık iğne iki tane bir defa başını dolayıp aldığımız trabzanımız iki defa dolayıp tam ortadakini örüyoruz tekrar iki tane trabzanımızı örüp en sondaki trabzan üzerine batıyoruz şöyle görelim bir sık iğne iki tane bir defa dolayıp da ördüğümüz trabzanımız hepsi aynı yuva içerisinde iki defa dolayarak ördüm üç defa çıktığım trabzanım tekrar 2 defa bir defa dolayıp ördüm trabzan ve 5. sık iğne 1 ile 5'e sık iğne aralarda da 2 zincir devam edecek 2 zincirimi çekiyorum sık iğnemi örüyorum birinci bir defa doluyorum ikinci trabzan üçüncü trabzanıma iki tane başını bir defa doladığım trabzanlarımı örüyorum üçüncü trabzanımı ise iki defa doluyorum başını aynı yere 3 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3. Yine aynı yere 2 trabzan. 1 ve 2. 5. olarak bakın sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir. 1. trabzana Bir tane sık iğne. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzan üzerine 2 iki tane ikili trabzan 3. ise 2 defa dolayarak ördüm trabzanı. Hepsini aynı yerde tamamlıyorum. Son olarak sık iğnemle bitiriyorum. 2 zincir. 8 tane olan buradaki çiçeğimizin tamamını örelim. Burada görüşelim. 8'ini de ördüm. Son olarak 2 zincirimi çektim ve bu rengimle artık işlemimizi tamamlıyoruz. Sık iğnemin olduğu noktaya gelerek batıyorum. İpimi geçiriyorum ilmeğimin içerisinden. Bir zincirimi çektikten sonra artık mavi rengimizle işimizi bitiriyoruz. Kenar çerçevesini örmek üzere hazırız. Buradaki ipimizi arkaya gizleyelim temizleme işlemlerini mutlaka çabuk çabuk yapın kalıp sonra birikmesin özellikle motifler biraz biriktikçe zorlaşabilir hiç zorlaştırmayalım ya da yakınlarınız varsa hemen bittikten sonra motiflerimiz onlar da temizleyebilirler bu şekilde şimdi kenar çerçeve bölümünü çalışmaya başlayacağız ve şuradaki son bölümümüzü de öreceğiz bir de 2'ye çıkarmıştık. 3 olarak artıracağız. Aynı zamanda da şu grupta trabzanlarımızı öreceğiz. Pembe rengimizle devam ediyoruz. İlmeğimin bulunduğu noktaya geldim. Takıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Şöyle önden alıyorum. İster böyle taktıktan sonra da çekebilirsin. Nasıl isterseniz. Üçüncü mavim arada kalacak şekilde kapatıyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken iki tane bakınız bölüm iki tane iki zincirimizin olduğu bölüm üst kattakinden geçiriyorum. Alttakini almıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki olan trabzanımızı üçe çıkaracağımız için hemen yanındakine batıyorum. Bir ikinciyi yine üstteki iki zincirimizde kapatıyorum. Alttaki duruyor bakın hepsini birlikte toparlamıyorum. O zaman pot olup çirkin olacak. Şöyle üsttekini alıyoruz doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa örüyorum. Üsttekinden giriyorum ve kapatıyorum. 3 tane trabzan oldu. 1 2 3. Şimdi arkada örmediğimiz boşta bulunan pembemiz vardı bakınız. Şimdi bunların içerisine beşer trabzan örerek ilerleyeceğiz. Tığın başını doluyorum. iki defa da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımızı ördükten sonra aradaki bölümümüze geliyoruz bakın şuradaki görmüş olduğumuza hemen tığımın başını doluyorum şöyle bakın doladım ipimi böyle öne doğru alıyorum ilmeğimi birinci trabzanıma batıyorum bir örüyorum ikinci üstteki ikiden alıyorum Tamın başını doluyorum. ikinciye batıyorum. Bir örüyorum. Üsttekinden alarak kapatıyorum. Üçüncü kez aynı yere batıyorum. Bir örüyorum. İkinci üsttekinden alıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Üçer trabzanımız pembeler. Arkada ise beşer tane trabzanımız. Tığımın başında dolayarak hemen arkaya geçiyorum. Beş tane zincir üzerine trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanım ördükten sonra kaldırıyorum tekrar mavimi geliyorum bakın burada lütfen hiç kafamız karışmasın hemen birinci trabzanımı şu şekilde giriyorum birini örüyorum üstteki 2 zinciri alarak kapatıyorum ikinciye batıyorum üstteki kapatıyorum aynı yere bir daha giriyorum üstteki kapatıyorum arkasını çevirip tekrar 5 tane trabzanı bu noktadaki gibi örüyorum her birine beşer trabzan ve iki olan ara trabzanımızı 3'e çıkarıyoruz en sona kadar ördüm şöyle görelim arkadan bakın beşer trabzan beşer trabzan ördüm ortadaki trabzanlarımızı ise 3'e çıkardım şimdi köşelerimizi oluşturma vaktimiz geldi şuradaki bölümümüzü örmeye başlayacağız aynı zamanda bakın papatyalarımızın arkasında örelim. ilerleyeceğiz Evet şimdi bir tanesini bakınız örüyoruz sık iğne ile bir tanesine köşe bir tanesini örüyoruz bir köşe bir atlıyoruz bir köşe şekliyle Devam edeceğiz. En son 5. trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki bölümüme geliyorum. Kaydırarak tamamlıyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki 3 tane trabzanımı sık iğne olarak örüyorum. Yükselti olmaması için. 2 3 tane sık iğne ördüm 3 trabzanımı eğiyorum şurada görmüş olduğum 5 tane trabzanın üzerine ise bir defa başını doluyorum batıyorum tek seferde çekiyorum 1 2 her birine bir defa batıyorum 3 4 5 5 trabzanımın 5'ini de birer birer başını dolayıp tek seferde çektim şimdi burayı sık iğne ördüğüm için burada köşemi çalışmam gerekiyor Köşem için ise tığımın başını bir defa doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Ortadaki trabzanıma bir aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız iki tane ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki tane trabzan ördüğüm yere iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki kenardaki trabzanımın üzerine yine bir tane trabzan örüyorum köşemizi üç tane trabzan birisi aynı yere bakınız iki defa battım 2 zincir çektim tekrar iki defa battım kenarlarındaki trabzana ise birer birer battım 1 ile 3'e 1 2'ye ise 4 trabzan 2 iki zincir ikişer ikişer iki başlangıçta 2 zincir arada iki trabzan sonrasında olmak üzere şimdi Bakın bir tanesini sık iğne, bir tanesini köşe. Şimdiki öreceğim sık iğne olacak. Devam ediyorum. Büküyorum. 5 tane trabzanımın bulunduğu yere geliyorum. Başını dolayı tek sefer çekiyorum. Burada yükselti ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çok çok kolay. Şimdi burada 3 tane sık iğne örüyorum. 3 trabzan. 1, 2, 3 büküyorum tekrar 5 tane başına bir defa dolayarak trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 şimdi köşemizin bulunduğu noktaya geldik bir sık iğne bir köşe tığımın başını doluyorum ilk trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum ikinciye iki tane trabzanımı örüyorum aynı noktaya iki zincirimi çekiyorum iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 kenardaki trabzanımı da örüyorum tamam, şöyle büküyorum başını doluyorum beş defa tek seferde çekiyorum ve sona kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz en son sıramıza geldik. Başlangıç noktasındayız. Bakın sık iğne zincir çekip sık iğne yaptığım yerdeyim. Şimdi geçişimi yapıyorum. Tamamlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki sık iğnelerimiz artık hepsini eşit olacak şekilde trabzan olarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane trabzan. Aşağıdaki trabzanlarımızın tamamını, bakınız ördüğümüz hepsini ikili trabzan şeklinde örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum, fazla batmıyorum. Birer birer yükseltiyi diğer sıramızda ayarladık. İki zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Bir tane trabzanım örüyorum. Tekrar bir İki zincir. Bir defa yine artışımı yapıyorum. Köşe dönüşünü rahatlatmak için. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Ve birer birer örerek ilerliyorum. Sık iğnelerimi Yine trabzan olarak örüyorum. Köşemize doğru ilerliyorum. köşeme geldim bir tane trabzan bir iki zincir tekrar bir trabzan sonrasında birer birer başlangıç noktama kadar trabzan örüyorum başlangıç noktamıza kadar geldim tam başlangıçtaki zincirimi çektiğim yerdeyim çerçevemizin son kapanışını yapıyorum zincir çekmiştim bakınız araya giriyorum trabzanla zincirimin bulunduğu noktaya ilmeğimi geçiriyorum bir zinciri çektikten sonra ipimizi kesip gizleyelim şimdi son çerçeve bölümünü yapıyoruz bakın sık iğnelerimizle çiçeğimizin renginden geçişimi yapıyorum bir zincir çekiyorum düğüm attım herhangi bir yerden hiç fark etmez başlıyorum diğerine batıyorum trabzanlarımın tepe noktasına birer birer girerek sık iğne örüyorum Köşemize kadar geldim. Bakın zincirimin bulunduğu noktadan bir önceki trabzanımı da ördüm. Zincirime bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Aynı yeri boşluğa girerek bir tane daha sık iğne örüyorum. Sonrasında ilk trabzanıma batarak birer birer yine ilerliyorum. Bütün köşelerimizi de burada çalıştığımız gibi iki zincir ve birer boşluklara başlangıcında ve sonunda batalım köşelerimizi örerek geldim birinci ikinci üçüncü köşemizi son köşemizi sizlerle birlikte çalışalım yine boşluğa bir sık iğne iki zincir tekrar boşluğa sık iğne ve sonrasında trabzanlarımın üzerine birer sık iğne başladığım noktaya geldim başladığım noktaya ise bakın ilk sık iğnemi batmıyorum arasına giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve çok güzel bir şekilde bakınız bitişimiz de hiç belli değil. Tamamlamış oluyoruz. Arkasını çevirerek iplerimizi gizliyoruz. motiflerimizi istediğimiz şekilde şöyle öncesinde yerleştirip sıralamamıza karar verelim ve arkasını çalışacağımız rengimizde birleştirmeye başlayalım ben iğne ile birleştirmek istiyorum motiflerimde kenarın bir tanesi mor bir tanesi beyaz olan motifimi aldım sıralamama uygun olarak dikme işlemi başlatacağım her ikisinin ters yönünü birbirine denk getirdim şöyle düzeltiyorum ve arkayı öreceğim ipimle dikme işlemini başlatıyorum. Şöyle minik bir tane düğümümü atıyorum. Sürekli kaçıp uğraşmama adına ve köşemizden dikme işlemini başlatıyoruz. Köşemizi şuradan alıyorum. Bakınız alttaki köşeden girelim. Alttaki tam bakınız beyazı değil. Ana motifimizin renginden giriyorum. Buraya düğümüm kalıyor. Daha sonra buradan geçişimi yapıyorum. Öndeki motifin bulunduğu noktadan geçişimi yaptım. Burayı sabitledim. Motifimi şöyle düzeltiyorum. Sabitledikten sonra köşelerimden şöyle iğnemle bir buradan bir diğer taraftan dikmeye başlıyorum. Her ikisinin birbirine yakın olan bölümlerinden alıyorum. Bakın aynı yere ikinci kez dikiş attım. Diğerine dikiyorum. Bir sonraki yan yana olan bölümleri dikmekteyim. Bakınız şurayı ve şurayı. yani ya. Sona kadar bu şekilde dikerek gelelim. İkisini diktim. Motifimizin bakınız yukarıda kalan ipimi aşağıya çektim. Şöyle şurada kalan ipimi tığımla aşağıya alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dikme işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi diğer motifimizi dikelim. Yine aynı şekilde dikmeye başlayalım şöyle alıyorum şuraya uçtan giriyorum yukarıya çıkarsa tekrar aşağıya geçiriyoruz hiç önemli değil diğer tarafı alıyorum birleştiriyorum geçiyorum tam ortadaki iki zincir çektiğimiz bölümden düzeltiyorum her ikisinin yan yana olan bölümümü Birbirine birleştiriyorum. Yandaki olan. Bakın hemen giriyorum. Alıyorum. Yanındaki Sırası ile bire bir Ola ki yanıldıysanız hiç önemli değil. Bir yere birkaç tane yapabilirsiniz. Ama yığmadan, dağıtarak aynı yere yüklenmeden dikme işlemimizi yapalım. Kendi yanındakine batıyorum. Yanındaki Evet, bu şekilde dikerek tamamlayalım. İkinciyi daha sonra da e, birli iki, üçü, dördüncüyü de dikelim. Yeniden görüşelim. Motiflerimin dördünü de bir dikerek birleştirdim. Şu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi yapmak istediğiniz üst kısım ve alt kısmı ayarlamak. Hangi tarafı üst olarak kullanmak istiyorsanız bakınız epey bir Alternatifimiz var. Kare olarak e, diktiğimiz için dört motifimiz. Nereyi üst ve alt olarak kullanmak istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi alt olarak ben şu kısmı ayarlamak istiyorum ve çantamın arkasını buradan itibaren örmeye başlamak istiyorum. Şimdi mor ipimi şuradaki motiflerimde kullandığım morumu alıyorum. Bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve buradan yeni trabzanlar çıkararak arkası için hazırlıklarımı tamamlıyorum. Bakınız hemen artış yaptığım yerin yanından giriyorum. Sabitleniyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum alt olarak bu yönü tercih ettim. Birer birer sık iğnelerimin tepesine batarak ikili trabzanlarımı örüyorum. Yani bir defa doluyorum. iki defa da alıyorum. Bir doluyorum. Sıraya batıyorum. Bir, iki. arkamızı bu şekilde başlattık çantamızı Dilerseniz altı motif üzerine de örebilirsiniz dikdörtgen bir çanta kullanmak isterseniz kullanacağınız alana göre hem genişliğini hem de boyunu büyütebilirsiniz Motifimizin sık iğnelerini birebir örerek tamamladım. Şöyle görelim. Sık iğnelerin üzerine birer trabzan yerleştirdim. Şimdi tam birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. Batıyorum. Bakınız, zincirimin olduğu yer. trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer iki zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Batıyorum. Bir trabzan da buraya örüyorum. Ve devam ediyorum. Sık iğnelerim üzerine batarak birer birer trabzanlarımı motifimin sonuna doğru ilerletiyorum. İlk trabzan sıramızın sonuna kadar geldim. Son trabzanımı iki zincir çektiğim yuvaya yapıyorum. 1 ve 2 İkinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim. Tığımızın başını dolayalım. Hemen dibine zinciri çektiğim ilk trabzanımın dibine bir tane batıyorum. Ve sonrasında diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum. bitişlerde buradaki trabzanımızı tam ortaya batarak bir tane öreceğiz. Kenarımızın düzgün olması için bu şekilde çalışmaktayız. Yanlışlıkla bitişlerimizi iki olarak batmayalım lütfen. Şimdi bunu da sizlerle birlikte çalışacağız. Dikiş yapacağımız için bu şekilde örmemiz daha düzgün ve güzel sonuç verecek. İkinci sıramın sonuna geldim. En son trabzanımın üzerine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1, 2, üç tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Diğer başlangıçta yaptığımız gibi hemen dibine batıyorum. Buraları dönüşte bir tane olarak batacağız. Her ikisine ayrı ayrı batmayacağız. Kenarımız dolgun ve güzel olsun dikiş yerimizde hoş dursun diye bu şekilde örmekteyiz. Sonrasında diğer trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Sadece başlangıç trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Üçüncü sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Son bitiş yerini de yine Birlikte çalışalım. Bakınız hem zincir hem trabzan örmüştük başlangıçta. Buraya iki tane örmüyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Trabzanımı ördüm. Zincir ve trabzanın tam arasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum bitişimizi. Başlangıcı ise yine 3 zincir çekiyoruz. Dibine bir tane batıyoruz. Başlangıç aynı yere iki defa. Bitiş ise tam arasına bir trabzan örerek olacak. Ve bu şekilde dilediğimiz ölçü yani örmüş olduğumuz çantamızın birebir boyutu gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Bunu şu şekilde gönderdiğimiz zaman çantamızın ya yani motiflerimizi kaplayacak dümdüz trabzanımızı örerek tamamlayalım şimdi. Çantamızın arkasını aynı ölçüde yani kare 4 tane kare motifimin ölçüsünde örerek tamamladım. Şimdi en son sıramlı ipimi koparmıyorum. Ön yüzünü çeviriyorum. Ön yüzden kenar tığlama çalışmamı yapmaya başlıyorum. Kenarına tığlayarak dikeceğiz. Şuradayım bakınız. Ön yüzü çantamızın şu şekilde tamamladım. Hemen tığımı alıyorum. Ilmeğimi takıp trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı ördüm. Uç noktaya geliyorum, iki zincirin olduğu yere şöyle sabitliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, dibine giriyorum, aynı yere batıyorum, arkadan çıkıyorum. Bakınız arkadan. Tekrar hemen sıradaki trabzanıma batıyorum, arkadan çıkıyorum. Trabzanıma batıyorum. Alttan bakınız rengimi. Şöyle batıyorum. Çıkıyorum. Her ikisini eşit tuttuğum için arkadan da şu şekilde görülmekte bakınız. Araya zincir çekmiyorum. Her bir trabzanımın turuncu kısmından batıyorum. Turuncu kısmından arkayla eşitledikten sonra birer birer içten batıyorum ve ilerliyorum. Kenarımızı tığlayarak aşağıya kadar geldim çantamın alt kısmına. Burası ağız kısmı olacak. Şuradan itibaren örmeye başlamıştım. Şimdi alt kısmını da tığlama çalışması yapıyoruz. Burada e, saçak kullanacağım için saçağımı yuvasını hazırlıyorum. 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3. araya batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. 1 2 3. araya batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3'e batıyorum. Burada şu şekilde yuvalar hazırlıyorum. Buraya saçak yapacağım. Tekrar 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2, 3, 4 1, 2, 3'e batıyorum. 1 2, 3, 4 1, 2, 3'e batıyorum. Alt kısmı bu şekilde tamamlayalım. şöyle Saçaklarımız için minik yuvalar. Onndamızın alt kısmının saçak yerlerini örerek geldim yuvalarımızı yaptım. Şimdi diğer yanımızı tığlama çalışmamızı yapıyoruz. Alt kısmındayım. Son zincirimi ördüm. Hemen yuvamın içerisine giriyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi yandan tığlama işlemimi başlatıyorum. Her birisine birer tane sık iğne örüyorum ve dipten örüyorum. Dipten batıyorum, örüyorum. Arkayı da kapatıyorum. Bakınız her ikisini aynı anda birer trabzan yarımızın tamamını bu şekilde tığlayalım Diğer kenarı da tığlayarak yukarıya kadar çıktım. Her iki kenarımızı birer trabzanla, e, trabzanın üzerine batarak sık iğnelerimizi ördüm. Alta 4 zincirle e, saçak yuvalarımızı yaptık. Şimdi ağız kısmına birkaç sıra örmek istiyoruz. Yuvarlak bir şekilde hem arkamızı hem önümüzü örelim. İki zincirimi çekerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Beyazdan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum bir tane trabzan her bir sıkı iğnemin üzerine birer ikili trabzanımı örüyorum ve tam yuvarlağımı yapıyorum çantamızın ağız kısmını bu şekilde tamamlıyoruz ilerleyelim. Motiflerimin üzerine trabzanlarımla örerek geldim. Şimdi arka tarafa geçişimi yapıyorum. En son trabzanımın üzerine ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen sık iğne ördüğüm yere batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer trabzanlarımın üzerine birer birer yeni trabzanlar örerek yuvarlak çiziyorum. Arkadan da birinci sıramızı örerek geldim. Yine birleştirme işlemimizi birlikte yapalım. İlk trabzanla ikinci trabzanımı şöyle arasına giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra başını doluyorum. Yandaki trabzanımın tepesine batarak örmeye başlıyorum. Ve her bir trabzanımı bir defada şöyle örüyorum 1 2 iki, ikili trabzan bir doluyorum iki defa örüyorum geçişimizi de hep bu şekilde yapacağız birkaç sıra örelim yeterli ölçü olduktan sonra yeniden birlikte olalım çantamın ağız kısmına 1 2 3 4 sıra ördüm şimdi saplarımıza çalışmaya başlayabiliriz ipimi koparmadan buradan kordon şeklinde örmek istiyorum Hemen şöyle bakınız tam geçişimi yaptım. Kordonumuzu örmeye başlayalım. Hemen iki tane trabzanımın arasına giriyorum. Bir tane ilmeğimi buradan çıkarıyorum. İki ilmeğim oldu. Bir önüne geçiyorum. Üç tane oldu. Bir ileriye geçiyorum. Dört tane ilmeğim oldu. Üçünü çıkarıyorum. Bir tane ilmeğim kalıyor ve ardından ilk önce birinciyi örüyorum. Sonra iki, 3 ve 4. ilmeğimi örüyorum. 4 tane ilmeğim yine oldu. Şöyle elimi tutuyorum. 3'ünü çıkarıyorum. 1. ilmeğimi ipimi arkadan alıp örüyorum. 2. ilmeğimi örüyorum. 3. 4. zincir çekiyorum. Bu burada kıvrılacak. Şimdi 4 ilmeğimiz yine var. Şöyle tığımı düzeltiyorum birinciyi örüyorum ikinciyi üçüncüyü ve dördüncü ilmeğimi yine örüyorum üç tane ilmeğimin üçünü çıkarıyorum birinciyi örüyorum ikinci üçüncü ve dördüncü ilmeğimi örüyorum üçünü çıkarıyorum ilki örüyorum ikinciyi 3 ve 4 son kez şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum şöyle tutarak bakın üçünü boşaltıyorum İpimi arkadan alıyorum bir ikinciyi örüyorum Üçüncüyü ve son dört çıkarıyorum bir İlimizli de tutalım ilmeklerimiz kaçmasın. İstediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Bakınız yuvarlak bir şekilde kıvrıldı bile. Çantamızın kordonunu kullanacak kişinin boy ölçüsüne göre istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Kullanacak kişi nerede kullanmak istiyorsa daha kısa ya da daha uzun nasıl kullanılacaksa ona göre ayarlayalım ve şuradaki tam diğer yan kısmına bakınız. Buradan başlamıştım. Diğer yan kısmına da çantamızın bitişini yapalım. Şimdi kesme işlemimizi yapıyoruz. 4 tanesini ördüm. Çıkarıyorum. Bir örüyorum. Diğer üçünü de alıyorum, tek seferde geçiyorum ve tam kenara iki tane kalan ilmeğimi burada birleştiriyorum. Bakınız şöyle ayarlayalım. Yukarıya doğru çıkıyorum, şu kısımdan önden giriyorum. Bakınız buradan ilmeğim alıyorum, bir tane ilmeğim buradan örüyorum, diğerine batıyorum. Yeni ilmek çıkarıyorum. Bu kez üçünü birden örüyorum. Bir tane daha batıyorum. Buraya çantamızın sap kısmını bu şekilde sabitlemiş olduk. Hatta şu üçüncüyü yine aynı yere batalım. İlerlemeyelim. Bakınız. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim. düğümümüzü attık iç kısma doğru alıyorum görünmesin tamam alt kısmının saçaklarını ben hazırladım şöyle bir tanesini de sizlerle paylaşmak istiyorum nasıl yaptığımı yaklaşık 40 santim kadar ipimi kesiyorum kesmiş olduğum ipi üçe şöyle eşit bir şekilde uzatıyorum Tabi buradaki saçak tamamen zevkimize göre. Dilerseniz daha uzun saçaklar ya da daha kısa saçaklar kullanabilirsiniz. 3 değil daha fazla katlı da çalışabilirsiniz. Yapmış olduğum yuvaya şöyle bunu da ikiye katlıyorum. Bakınız bunu da ikiye katladım. Yapmış olduğumuz yuva içerisine şuraya takmak istiyorum. Bakınız birer birer taktım ama bir tane de buraya takabiliriz. Geçiyorum. bakınız 3 tane 1 2 3 3 katımız var 1 2 3 tam 3'ün içerisinden parmağımı geçiriyorum şuradaki kalan kısmı aradan geçiriyorum ve alttan şöyle tutarak sıkıştırıyorum bir tane daha çalışalım hardar rengi ipimi alıyorum yine 40 santime yakın 3'e ayırıyorum şöyle Uzun olanları daha sonra düzelteceğiz. 3'e ayarladım. Tam bunu da ikiye şu şekilde ortasından büküyorum. Ve takacağım yere geliyorum. Bakın şöyle ortalıyorum. Yeşilimi hemen yanına takmak istiyorum. Daha kalın da çalışabilirsiniz. 3 değil daha fazla da içinden geçiriyorum. Şöyle 3 katı alıyorum. Bakınız 1 2 3. Parmağımı şöyle tutup düzeltiyorum. Bir elimle uç kısmını güzelce kavratıyorum. Şimdi uzun kısmı diğerinin içerisinden geçiriyorum sıkıştırıyorum. Düğümümüzü atıyoruz. Şöyle hepsini yaptıktan sonra güzelce düzelterek kesiyoruz. Bakınız diğer uçları ben kesmiştim. Yeni taktıklarımızı da şu şekilde keselim. Evet. istediğimiz düzeni verebiliriz ve istediğimiz uzunluğa göre üst ayarlayabiliriz. küçük bir kartonla çantamın uç kısmında kullanacağım püskülümü çalışmak istiyorum. Şöyle kalan iplerimizi yaklaştırdım. Bakınız istediğiniz renklerle çantamızda kullandığımız. Onları sarmaya başlayalım. Şimdi tutuyorum ortaya. Dolandırıyorum. 7 defa sardım yeterli. Daha diğer renk yapmak istiyorum. Tıpkı çantam gibi. Diğer rengimi alıyorum. Yine üstten başlıyorum. Tamam. Burada zaten ipim bitti. E, keseceğimiz için problem değil. Şöyle yine kalan küçük bir parçam var. Bakınız parçalarımız da bu şekilde değerleniyor. Evet. Turuncumu almak istiyorum. Turuncumuzla da biraz şöyle belirgin bir şekilde sarıyorum. Yeterli. Şöyle biraz uzun keselim yukarı kaçacaktır. Sonra biraz diğer yeşilimden yine kalan bakınız ufak tefek iplerimiz. Çantamızın büyük çoğunluğunu ördüm. Rengimi de sarıyorum. Biraz daha sarmak istiyorum morumdan. Rengarenk sardık. Bakınız şimdi morda çoğunluklu. ipler yeterli olunca şu şekilde yeni bir parça ip alıyorum. Altından geçiyorum. Tepe noktasına doğru yaklaşıyorum. Şöyle eşitliyorum. Güçlü düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane daha atalım. İki defa şöyle güçlüce düğümümüzü attım. Şöyle aşağıdaki uzun bölümü düzeltiyorum. En uç kısmı, bakınız en tepesine düğümümüzü attık. Diğer uç kısmını ise kesiyoruz. En altta olacak şekilde elimizle şu şekilde düzeltiyoruz. Bir form kazandırıyoruz. düzeltme işlemimi yaptıktan sonra yeşil rengimle şöyle 40 santime yakın ipimi ayırıyorum bir tarafı uzun bir tarafı kısa olacak şekilde bu tepe kısmından düğümümü atıyorum kısa kısmıyla düğümümüzü atalım bir taraf uzun bir taraf kısa olacak şöyle sıkıca yapalım en sıkı kadar yapabiliyorsak. Evet, düğümümü attım. İpim buradan sallanabilir. Diğer uzun ipimi şu şekilde sarmaya başlıyorum. 40 santim kadar ayarlamıştım yeşil ipimi. Boynuna saralım. Sıkıştırıyorum. Ne kadar sıkıştırırsanız kadar güzel duracaktır. Yeteri kadar sardıktan sonra birazı kalıyor. Şöyle iğneye takıyorum. Burada ipimizi ardından gizleyeceğiz yukarıdan. Şu şekilde içine girdiriyorum. Güzelce asılıp sıkıştırıyoruz. Burada düğüm halini alıyor. Daha sonrasında iplerimizi şöyle düzeltip uç kısmını tıraşlıyoruz. Hepsini aynı ölçüde tutuyoruz. Evet, gayet güzel. Bakın, nasıl rengarenk. İpimi şu şekilde boncukları da taktım. İyine bir geçirdim. Bakınız iki kat olan ipimi. İri delikli olan boncuklardan şu şekilde sıraladım. Ve çıkarıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde. Dilerseniz boncuk kullanmaya da bilirsiniz. Evet şimdi çantamızın sapına bağlanmaya hazır hale geldi püskülümüz. Hazırlamış olduğumuz püskülümüzü şu şekilde dıştan içe doğru tam çantamın sap kısmının yanından alıyorum. Bakınız tam. İkisini aynı anda geçirdim ipimizin iki katı. Katın birisini şöyle alıyorum, ayırıyorum ve buradan düğüm yaparak sabitliyorum. Gayet sık bir şekilde düğümümü atıyorum hem kordonumun hem de düğüm attığım iplerimi kendi içerisinde şu şekilde gizleyerek yok ediyorum. Diğerlerini de birer kat, birer kat yok edelim. İleriye doğru devam ediyorum. Şöyle bir tane de düğümümüzü atınca daha güzel oluyor. Kesiyorum. Diğerini de aynı şekilde gizledik. Tüskülümüzü de bağladık. İçine iplerimizi gizledik. Çantamız kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bir çalışmamızda da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize canı gönülden çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.